Merhaba çocuklar. Bugün Terme İçim İni Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu DGS 5. sinin Türkçe sorularının çözümlerini birlikte yapacağız. Ben Terme Ortaokulu'ndan Türkçe öğretmeni Derya Özden. Şimdi 20 sorumuzun birincisiyle başlayalım. 1 Bir ve ikinci soruları bu metne bağlı olarak yapacağız. Necip Fazıl Kısa Kürek ile ilgili olan metne bağlı olarak bu e, bağlamlı soruları yaparken önce sorunun bizden ne istediğine bakmamız gerekiyor. Bu metinde Necip Fazıl ile ilgili hangilerinin cevabı yoktur diyor. Öncelikle burada ne arayacağımıza bir bakalım. Sabit fikirli mi? Şiire merakı ne zaman başlamış? Hangi yazarları etkilemiş? Büyük Doğu dergisi hangi yıl kapanmış? Hangi şiir kitabı daha çok eleştirilmiş? Geldiğim zaman metne tekrar 1904 İstanbul'da doğdu. Maraşlı bir ailenin tek çocuğu olan Fazıl'a Ahmet Necip adı verildi. Fazıl Bahriye Mektebi'ndeki öğrencilik yıllarında şiirle ilgilenmeye başladı. Demek ki şiire merakı ne zaman başlamış? Bahriye Mektebi'ndeki öğrencilik yıllarında. Tekrar devam ediyorum. Altı çizilmesi gereken bölümü bıraktıktan sonra İstanbul'un işgali sırasında annesiyle birlikte Erzurum'daki dayısının yanına gitti. Fazıl çok genç yaşta olan babasını kaybetti. 1921 Darülfünun'un Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesine girdi. 1925 ilk şiir kitabı Örümcek Ağım çıkardı. Örümcek ağını çıkardı. Bu kitabını 3 yıl sonra Kaldırımlar takip etti. Ben ve Ötesi'nin yayınlanmasından sonra üne kavuştu. Abdülhakim Arvasi ile tanıştı. Bu tanışmadan sonra fikir ve gönül dünyasında değişimler yaşadı. Bize ne diyordu burada? Sabit fikirli mi? Fikir ve gönül dünyasında değişimler yaşadığı söyleniyorsa eğer bu şairimizin, bu yazarımızın sabit fikirli olmadığını gösterir. Devam ediyorum. 1943 Büyük Doğu Dergisi'ni çıkarmaya başladı. Bu dergi 1978 yılına kadar zaman zaman kesintiye uğrasa da yayınlandı. Şimdi ne diyordu bize burada? Büyük Doğu dergisi hangi yıl kapanmıştır? 1978 yılına kadar. Demek ki 1978'den sonra artık bu dergi kapanmış. Bunun da cevabı var burada. Ne kaldı? 3 ve 5 kaldı. Bakalım 3 ve 5'in cevabını bulabileceğiz mi? Hangi yazarlar etkilemiş ve hangi şiir kitabı daha çok eleştirilmiş? 1980 Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Şairler Sultan seçilmiş. Hayatını 1983'te kaybetmiş ve Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmiş. Bu iki sorunun cevabı kalan bölümde yok. O yüzden cevap Ceyhan oluyor çocuklar. İkinci soru ise Necip Fazıl'ın bu metindeki dizelerinde betimlediği ruh durumunu en iyi anlatacak değil aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar dönüyorum metne. Ee, burada iki dizelik bir beyti var. 33 yıldır saatim işlemiş ben durmuşum gök yüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Burada ne diyor? Yani 33 yıldan beri ben bir haber yaşamışım. Ben hiçbir şey yapmamışım. Hiçbir şeyi düşünmemişim. Uçurtma uçurmuş durmuşum. Şimdi bakıyorum deyimlerime. Boşa çıkmak deyimi istenilen bir şeyin gerçekleşmemesi. Boş bulunmak, dalgın ve dikkatsiz bulunmak. Gaflet uykusu, aymazlıktan, bilgisizlikten uyuşukluk yaşamak, ümidi sönmek, ümitlenmekten vazgeçmek. Şimdi burada şair ne diyordu orada? Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Yani bilgisizlikten yaşamış durmuşum yaşamak seher. Dolayısıyla gaflet uykusu öncüldeki beytimizin deyiminin karşılığı olur. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim şimdi çocuklar. Üçüncü sorumuz bilinç akışı ile ilgili yukarıda bilinç akışının tanımı veriliyor. Hangisinde diyor bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Roman ya da hikaye türünde karakterlerin aklından geçenleri o anki duygu ve düşüncelerinin belli ve mantıklı bir sıralama yapmadan araya girmeden seri şekilde okuyucuya aktarıldığı teknik. Şimdi çocuklar aklından geçenleri olacak karakterin o anki duyguları belirli bir mantık olmayacak seri şekilde okuyucuya aktarılacak. Hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır? A'da, C'de, D'de tamamen e, kendi kendine konuşur gibi bir anlatım var. E, bilinç akışı tekniğine benziyor. Ama burada sıralama yaparken bir mantık kurmuş. Ve e, o anki aklına geldiği gibi konuşma değil bir iç ses söz konusu. Ama B'ye baktığım zaman yalnız metini düşün. Metin, metin, metin. Metin kelimesini demek istemedim. Kalp atışlarının metine uydu. Dakikada 94 metin saatte. 6 kere 4 24. Yani çok alakasız ve mantıksız cümlelerin birbirini takip etmesi bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı bir paragrafı karşımıza getiriyor. Bu yüzden cevap Bursa. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz atasözlerinin cümlede anlamla bağdaştıran bir soru. Atasözlerin hangisinde eylem gerekçesiyle verilmiştir? Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. Şimdi bizim eylem gerekçesiyle verilmiştir cümlelerimizde. Neden sonuç cümlesidir? Bunu böyle de biliyoruz. Ve bu cümlelerde sonuç olduğu gibi bu sonucun nedenini de görmemiz gerekiyor. Yargının gerekçesiyle birlikte verildiği cümleler. Sırrını açma dostuna o da söyler dostuna. Bu tarz sorularda cümlenin herhangi bir yerine çünkü kelimesini getirdiğinizde anlamlı oluyorsa o cümle neden sonuç yargının gerekçesiyle birlikte verildiği cümledir. Sırrını açma dostuna o da söyler dostuna. Sırrını açma dostuna çünkü o da kendi dostuna söyler. Yani sırrını açmamasının nedenini bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla cevap denizli oluyor. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz diyalog metinlerinde boşluk tamamlama. Hangisi getirilemez? Şöyle bütün hale bir okuyalım burayı. Sonrasında belli bir e, aklımızda bir, bir ışık yanacak zaten. Bir ve ikinci bölümleri eleyerek gideceğiz. Öğrenci diyor ki üniversite'de hangi bölümü tercih edeceğimi hala karar veremedim. Ailemde destek olmadı maalesef. Öğretmenin verdiği cevabı bulacağız. Öğrenci soru diyor ki hayır maalesef ben her zaman karar vermekte zorlandım. Özellikle böyle önemli konularda. Öğretmen tekrar bir şey söylüyor. Hangisi getirilemez? Ciddi misin? Böyle önemli konuda ne kadar az zaman kaldığını bilmiyorsunuz. Yani ailesinin ona destek olmamasına şaşırıyor öğretmen. Dolayısıyla bu gelebilir buraya. A şıkkı gitti. B'ye bakıyorum. Endişelenme. Bu yaygın karşılaşan bir durum. Seçeneklerini belirledin mi? Yani ailesinin ona yardım etmemesi, destek olmaması yaygın karşılaşılan bir durum diyor. Bunu da diyor eleyebilirim. Mesele şu ki öncelikle soğukkanlı olmalısın. Senin Hayır maalesef ben her zaman karar vermekte zorlandım. Özellikle böyle önemli konularda. Senin yeteneklerin hangi alana daha yatkın? Önce bunu belirlemeliyiz değil mi? Diyerek öğretmen destekleyici bir hal içerisinde. A'da, B'de, C'de. Ama D'ye baktığım zaman her şeyi düşünmeye çalış. Yanlış karar verme ama acele et. Sonra sen başarılı bir öğrencisin seneye tekrar edersin. Bu seneye tekrar edersin sözü destekleyici değil eee ayır dedicidir. Yani onu desteklemediğini gösterir. A, B, C birbirini tamamlarken boşluğa getirilebilecek olarak ama Denizli'yi getiremeyiz. Çünkü uygun olmuyor. Gelelim 6. sorumuza. 6. soruda şöyle biraz yaklaştırdığımızda görseli daha net göreceğiz. Şimdi diyor ki bu bir görsel yorumlama kişilerin ortak özelliğinin hangileri olduğu kesin değildir. Şimdi bir de diyor ki açık havada bulunmaları. Şöyle birinci fotoğrafta arkada bir ağaç var. Yani bu dışarıda da olabilir. içeride bir camın ardı da olabilir. Ama sonuçta açık havada olduğunu gösteriyor diyebiliriz. İkinci fotoğraf zaten çok net. Keyifli aynı elbiseleri giymeleri. Yani hangi açıdan aynı elbiseleri giymeleri? Yaz mevsimi olduğu için mi? İşte yazlık kıyafetler, Bunu bilemeyiz. Çıkaramayız yani bunu. Keyifli anlar yaşanıyor. Hepsinde birer mutluluk ifadesi var yüzlerinde, hareketlerinde. Bunu da çıkarabiliriz. Piknik yapıp yapmadığını bilemeyiz. Açık havada olmuş olmaları onların illa piknik yaptığı anlamına gelmeyebilir. Bu yüzden 1 ve 3'ü çıkarabilirken 2 ve 4'ü çıkaramıyorum. 2 ve 4 olmuş oluyor cevap. Gelelim 7. sorumuza. 7. soru Mus, kurallarının hangilerinin örneği vardır diyor. Yukarıda bir öncül var. Bu metinden bulmamızı istediklerini bir bakalım. Ne istiyor? Bir yazım kuralı sorusu görüyorum. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Bakıyorum sayılara getirilen ek var mı? Ve buna kesme işareti getirilmiş mi? Yok. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakıyorum özel adlara. Fransa ülke adı, Montaigne kişi adı. Bunlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmış. Bunun örneği var yukarıda. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermek için yay ayraç doğum ve ölüm yılını göstermiş. Kimin? Bacon'ın. İngiliz yazar Bacon'ın. Dolayısıyla burada istediğimiz şekilde bir yay ayraç kullanımı yok. Arasında ve ile iladen e anlamlarını vermek için kelimeler ve sayılar arasında kısa çizgi konur. Bak 1561 ila 1626 yılları arasında yaşamış Bacon. Dolayısıyla bu kısa çizgi buradaki anlamı vermiş. 2 ve 4'ün örneği vardır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler 8. sorumuza bakalım. Önceden cevaplamış olduğum bu soruları daha kısa sürede çözümleyebilmek için ee, devam ediyoruz 8. sorumuzla. Yukarıda bir paragraf parçada anlatılan üçgende gidip gelmeye başlayan filmlerden söz edilmemektedir. Yani bir yardımcı düşünce sorusu, olumsuz soru kökü bir yardımcı düşünce sorusu. Bu tarz sorularda dört tanesinin üçü var, yukarıda bir tanesi yok. Şöyle e, bu tarz soruları, öncelikle seçenekleri okuyup daha sonra paragrafı okuyabilirsiniz. Paragrafı okuyup seçenekleri okuduğunuzda sürekli eleme usulüne gidersiniz. Bu yüzden önce seçeneklere bakıyorum ben. Bir filmin çok izlenmesi sinema sektörünün ayakta durmasını sağlar. Yönetmenin film yapmasının nedeni eğildiği konu üzerine bir derdinin olması, seyircisinin ilgisini çeken filmler usta yönetmenlerin elinden çıkmamış olabilir. Bir film niteliksiz de olsa hem yapımcısını hem seyircisini memnun edebilir. Bülent Oran'ın da deyimiyle bu dönemde Yeşilçam'ı seyirci doğurur ve Yeşilçam halkının sineması olur. Ticari de olsa kendine özgü bir sinema ortaya koyan Yeşilçam o dönemlerde düşünen aydın kesim tarafından üstten bakılan ve önemsenmeyen bir sinemadır. Bu sinema 1960'larda seyircinin talebine göre film ısmarlama ısmarlayan işletmeler, yeterli sermayesi olmayan ve kazandıklarını sinema dışındaki alanlara yatıran tüccar yapımcılar ve belirli bir sinema birikimi olmayıp gördüğü filmlerden işi öğrenen yönetmenler arasında oluşan bir üçgende gidip gelmeye başlar. Şimdi bakıyorum. Bir filmin çok izlenmesi sinema sektörünün ayakta durmasını sağlar. Evet. Halkın sineması olduğu için sinema sektörü ayakta kalmaya devam ediyor. Sonra seyircinin ilgisini çeken filmler usta yönetmenlerin elinden çıkmamış olabilir. Evet. Şurada ne diyordu? Tüccar yapımcılar ve belirli bir sinema birikimi olmayıp gördüğü filmlerden işi öğrenen yönetmenler arasında oluşan bir üçgende gidip yani şu, şu ifadeyi yani Ceyhan'ı şuradan çıkarabiliriz. Bir film teliksiz de olsa hem yapımcısını hem seyircisini memnun edebilir. Yani burada ticaretten kasıp bu filmi yapılan kişi e, halk bunu izlediği için o da kazanıyor. Hem yapımcısı hem de seyircisi niteliksiz bir film de olsa eğer seyirci memnunsa yapımcı da memnun oluyor. Ama şurada diyor ki A, C, D'de sadece para kazanmayı amaç eden bir kişinin düşüncesi varken B'de ise yönetmenin film yapmasının nedeni eğildiği konu üzerine bir derdinin olmasıdır. Böyle bir şey dert etmiyor ki sadece para kazanmayı dert eden bir yönetmen yapımcı algısı oluşturulmuş yukarıdaki paragrafta. Ama Bursa'da ne diyor? E, gerçekten bu işini önemseyen ...toplumu yönlendirmeye çalışan gibi bir e, algı var. Bursa seçeneği yukarıda bahsedilmemiş bir ifadedir diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Bu bir cümle türüyle ilgili bir soru. Aslında e, ikinci dönem konularından biri olduğu için çıkmama durumu söz konusu. E, bakalım şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor... Yukarıda tanımlamış işte yükleme fiil olan fiil cümlesi, yükleme isim olan isim cümlesi, yükleme sonda olan kurallı, yükleme sonda olmayan devrek. içerisinde tek yargı ve tek yüklem taşıyan cümleler yapısına göre basit. Şimdi baktığımızda don bunları eleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 seçenekleri eleyeceğiz. Birinci cümle Don Kişot'un hayalci biri olduğu doğrudur. Bir cümle, birinci cümle basit olumlu kurallı bir isim cümlesi. Bakıyorum doğrudur cümlenin yükleme. Ee, ve bu bir isimdir. Master 2 alamadığı için. isim yüklem olduysa bu cümle isim cümlesidir. E, e, türüne göre. Sonda olduğu için kurallı. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Ve tek bir yüklem var. Şöyle bir bakıyorum. Biliyorsunuz ki çocuklar fiilimsi eşittir. Yan cümlecik demek. Yan cümlecikte de bir yargı. Baktığım zaman olduğu derken dık dik var burada. Bu bir sıfat fiil. Sıfat fiilde, adlaşmış sıfat fiil, sıfat fiil eki de bir yargı demek. E, temel yüklem var, bir de yan cümlenin yüklemi var. O zaman bu cümle basit olmaz yapısına göre. Ne olur? İçinde fiilimsi bulunan birleşik yapılı. Dolayısıyla bu ifade daha birinci e, cümlede hata yaptığı için direkt elenmiş oluyor. Cevapta adana oluyor. 10. sorumuza geldik. Yine bir görsel yorumlama. Hangisi çıkarılamaz diyor. Tabloda sayısal bölüm dersleri bulunmaktadır. Şöyle bakıyorum. Türkçe, inkılap, din, yabancı dil. Dört tane ders. Hepsi de sözel bölüme ait. Ve e, bu çıkarılabilir Adana. Her soruya ortalama 90 saniye düşmektedir. E, dakikayı saniyeye çevirip soru sayısına böldüğün zaman her soru için 90 saniye düşüyor. Türkçe dersine ayrılan süre daha fazladır. Evet soru sayısı fazlaysa süre de ona göre artıyor. Dil derslerinin sorularının sayısı tüm derslerden azdır. Dil dersleriniz 10 e, sorusu var. Diğerlerinde de 10 tane var inklap ve din. Türkçeden 20 daha azdır diye bir ifade yok. Bu yüzden cevap Denizli oluyor. Gelelim 11. sorumuza. 11. soru hangi cümlelerinden hangilerini söylemizi beklenemez diyor. Ne o? Yukarıda öncülde bir fotoğrafçının sözü var. Burada da yazarın sözü var. Fotoğrafçı ile yazar aynı şeyi söylemesi yani söylenebilenler elenecek, söylenemeyeni alacağız. Bakalım fotoğrafçı ne demiş? Nesneleri gördüğüm gibi alırım. Hiçbir sahte unsur yapay bir arka plan ya da yapay bir ışık kullanmam. Hile yok, kesin bir açıklık ve dürüstlük. Fakat görüntülerimi yalnızca yakından alırım. Böyle diyen bir fotoğrafçı ile anlayın, aynı anlayışı sahip olan bir yazar. Şimdi burada yazar asla bir süzgeç kullanmıyor. Yani herhangi bir şeyin süzgecinden geçirmiyor verilerini. Ee, yaşanmışlık yok. Yani yaşanmışlığa dayanıp yorum yapmıyor. Olduğu gibi aktarıyor. Dolayısıyla bunun gibi düşünen yazar söyleyecek cümlelerden hangisi olmaz. Ne söylemek istiyorsan doğrudan onu söylüyorum. Yukarıdaki fotoğrafçıyla aynı mı? Nesneleri gördüğüm gibi alırım diyor. Hiçbir sahte unsur yapay bir arka plan ya da ışık kullanmam. Dolayısıyla bu beklenir fotoğrafçıyla aynı görüşte biri. Ele alacağım konulara hayata yaslanmasını önemserim. Yani e, hayat süzgeçinden geçiririm diyor. Dolayısıyla burada yaşanmışlıkların dışında yani doğrudan yaşadıklarını söylemiyor. Tecrübelerini de katıyor. Bu yüzden yukarıdakiyle aynı görüşte değil. Gerçekleri sanatın süzgeçinden geçirerek anlatırım. E, sanatın süzgeci ne demek? E, sanatsal açıdan düşünürüm doğru mu yanlış mı? Uygun mu değil mi? Dolayısıyla bu da bir süzgeç kullandığı için 2 ve 3'ü e, alıyorum. Beklenemeyecek bir durumdur. Fotoğrafçıyla uygunluğu yoktur bu yazarın. Biri de eliyorum. Cevap da denizli oluyor bu yüzden. Gelelim 12. sorumuza. Hangisi ortak özelliklerinden biridir diyor. Bu tarz sorular çokça geliyor. Çıkmış sorularımızda da çok var. Düşsel öge dediği zaman çocuklar hayali, mecazlı, söz sanatlı ifadelerin hepsi düşsel öge olmuş oluyor. Şimdi bakıyorum. Dediğim gibi daha önceden ben bunların altını çizdim. Zaman kaybetmeyelim diye. Ee, önceki akşam okuma alışkanlığı edindiği kitaplardaki kahramanlar gibi bir serüvenci olmayı seçmişti. Burada bir benzetme var. Ama ikinci metinde herhangi bir mecaz, söz sanatı hiçbir şekilde yok. A seçeneği eleniyor. Ortak özelliklerinden biri de değil, tek metinde var. Bir kavramın karşıtı özellikleri dile getirilmiştir. O da yine birinci metinde var. Su ve yiyecek peşine düşmek zorunda değildi. Artık ve şimdi bir hazine aramaya başlıyor. Önce ve sonrasını karşılaştırıyor. Yani karşıt özellikler dile getirilmiş. İkileme sadece burada var. Tembel tembel derken bu bir ikilemedir. Ama Ceyhan'a baktığım zaman ilahi bakış açısı dediğimiz şey Allah tanrısal bakış açısı, hakim bakış açısı. Burada üçüncü kişi ağzından anlatım yapılır. Her iki metinde de bu var. Koyunlarını aranarak çevresine bakındı ve o zaman artık başka bir dünyada olduğunu anladı. Bundan hüzün duyacağına tam tersine kendini mutlu hissetti. Girişte bile belli çocuklar. Burada ne var? Her şeyi daha önceden bilen Allah anlayışıyla yazar burada kahramanın içinden geçenleri sanki aklını okuyormuş gibi bir anlatım var. İşte bu anlatımları biz ilahi bakış açısıyla anlatıp diyoruz. İkinci metne de bakalım. Bugün ne yapmalı diye düşünürken acele etmeden alanı dolaşmaya başladı. Satıcılar barakalarını tembel tembel kurmaya başlamışlardı. Şekerleme satan birinin barakasını kurmasına yardım etti. Buraya kadar yok. Bu adamın yüzünde başkalarınkine benzemeyen bir gülümseme vardı. Şimdi burada ne var? Ee, yazar, kahraman bunu yaşamıyor ya da gördüğünü aktarmıyor. Yorum yapıyor içinden geçenlere aklını okuyor neredeyse. Bu adamın yüzünden başkalarına benzemeyen bir gülümseme vardı. Neşe doluydu, hayata açıklı, zorlu bir iş gününe başlamaya hazırdı. Gülümsemesi bir bakıma şu yaşlı adamı bir sürü önce tanışmış olduğu şu gizemli yaşlıyı anımsatan bir gülümsemeydi. Yine ne yapıyor? Ee, karakterinin zihnini okuyan bir anlatım var diyoruz her iki metinde de. Bu yüzden ortak özelliği ilahi anlatıcı bakış açısıyla anlatılmıştır diyoruz çocuklar. Gelelim 13. sorumuza. 13. soruda yazar herhangi bir konuda görüşlerini belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır. Böylece okuyucuyu bilgilendirmeye amaçlar. Bu yazı türü makaledir. Makalede ne vardır? Bilgi, bilimsellik, kuru bir anlatım ve nesnellik. Bütün seçeneklere baktığınız zaman A'da, B'de, D'de öznerlik var. Hatta öznerlik ne demek? Mecazlı ifadenin olması da bir öznerliktir. Kişiden kişiye göre değişebilirlik bir öznerliktir. Şurada baktığım zaman diyor ki pek çokları günübirlik ünlerin modaları dışında başka bir şeyle ilgilenmiyor. Eleştirmeyle başlamış. Bizim tiyatromuz hep devlet tiyatrosunun olduğu şehirlerdedir. Anadolu haritası içindeki il ve ilçeleri turneler yaparız dediğiniz gibi. Neredeyse 40 yıla yakın turne yapan bir sanatçıyım. Çok da mutluyum. Başka türlü ne ülkemi tanıyabilirim ne de topraklarımı ne de insanlarımı. Kime göre bu? Bunu söyleyen kişiye göre. Dolayısıyla bu da bir özelliktir. Beynimde şimşek gibi geçen düşüncelerin ardından hemen onların fotoğraflarını çekip çoğalttım, çoğalttım ve herkese dağıttım. Şimdi düşünceyi şimşeye benzetmiş. Dolayısıyla burada da bir kişisellik var. Ama dille ilgili kontrol merkezleri insan beyninin sol tarafında bulunuyor. Beynin sol, sol yanı aynı zamanda yüzümüzün sağ yanının hareketlerini kontrol ediyor. Araştırmacılara göre bebeklerin heceleme sesleri çıkarırken ağızlarının sağ yanını kullanmaları beynin dil işlevinden sorumlu merkezinin işin içinde olduğu anlamına geliyor. Suya sabuna dokunmadan Kendine ait bir düşünceymiş gibi öznenliği hiçbir şekilde kullanmadan yazar bilimsel bir konuda bizi aydınlatmış oluyor. Buna da ne diyoruz? Makale diyoruz. Gelelim 14. sorumuza. Yazım kurallarının hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur? E, millet boy oyma kadları sayılara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Tarihi olay çağ dönem adları büyük harfle başlar. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Bakıyorum sayılara getirilen ekler. 1954 kesme işaretiyle ayrılmış bu kullanım var. Tarihi olay çağ dönem adları büyük harf. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı tarihi dönem olay çağ adları. Dolayısıyla bunlar büyük harf yazılmış. Bu da var. Kitap dergi derken Savaşın Yüzü adlı hatıra eserinde anlattıklarıyla okuyucu şaşkına çevirdi. Bu da bir eser adı. Eser adlarının ilk harfleri büyük yazılır. Her kelimesi büyük harfle başlar. Bu da doğru. Minnet, boy, oymak adları büyük harfle başlar ifadesinin karşılığı yok. Bu yüzden cevap Adana. Dedim 15. soruya. Şimdi bir metin verilip de bu hangi soruya karşılık verilmiş bir cevap olarak diye soruyorsa soru. Bizden istediği şudur çocuklar. Bunun konusu nedir? Konuyu belirleyeceğiz. Konuyu belirledikten sonra onu soruya çevireceğiz. Bundan 30 yıl öncesinin imkanları çok sınırlıydı. Çocukluğumuz sınırlı imkanlarla buna imkansızlık da diyebiliriz geçti. Ulaşılmaz hedeflerimiz yoktu. Yaşadığımız gün hoşça geçmişse bizim için en büyük mutluluktu. Sakız ve çikolata ambalajlarından çıkan ülke bayrakları, şehir resimleri, haritalar koleksiyonumuzdaki yerini alırdı. Bunları görmek gibi bizi bir hayalimiz yoktu. Sadece adlarını bilmek bile mutluluk verirdi. Biz çocukken nelerle mutlu olurduk? sorusunun cevabını arıyoruz. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Konu. Cevap denizde.